Evet arkadaşlar, 7. haftanın 2. videosundayız. Bir nolu eşitlik çok sayıda değişken içerdiği için bazı şeyleri anlamakta zorluk çekebiliriz. Bunu anlatmak adına bu bölümde lineer yük barındıran barlardaki akım bölümünde bazı açıklamalar yapmayı uygun buldum. Eğer bir değişken veya bir büyüklük, bilmemiz gereken bir değişken ya da büyüklük güç cinsinden yazılmışsa akım eşitliğine ihtiyacımız olmaz. Eğer akım cinsinden yazılmışsa bu sefer güç eşitliğine ihtiyacımız olmaz. Dolayısıyla bir büyüklüğü, bilinmeyen bir büyüklüğü ya güç cinsinden ya da akım cinsinden mutlaka bir nolu eşitliğe sokmamız gerekiyor. Şimdi bu amaçla ilk paragrafa bakalım arkadaşlar. Lineer yük barlarında hatta verilen değerleri bilinen, biliyorsunuz ana harmonik güçlerine ilişkin aktif ve reaktif güç değerlerini biz biliyorduk ve güç akışı boyunca bunlar bilinmeyen değildi. Yani bu neye tekabül ediyor yük baraları? Şehir baralarına. Biz o halde tüm şehirlerin çektiği aktif ve reaktif güçleri güç akışı boyunca biliyoruz. Zaten bilmesek güç akışı yapamayız. Evet, aktif ve reaktif güçlerin ana harmonik güçleri olduğu kabulü yapıldı. Hatırlıyorsanız arkadaşlar şunu demiştim ben size derste. Harmonik güç akışı programımızda. Lineer baralara bağlı harmonik analizör cihazının yalnızca ana harmonik güçlerini ölçtüğünü, nonlineer barlarda ise harmonik analizörünün tüm harmonik güçlerini ölçtüğünü, toplamını ölçtüğünü kabul etmiştik. Dolayısıyla buradaki kabul de dediğimizde aslında bu lineer yük barlarında ana harmonik güçlerin ölçüldüğü kabul yapıldı. Dolayısıyla bir eşitliğinde görülen harmonik akım eşitlikleri lineer baralar için ana harmonikler için yazılmazlar. Niye? Zaten ana harmonik gücü bilindiği için, bilinen bir değerin ya da ölçüldüğü için diyelim, bilindiği için demeyelim, ölçüldüğü için lineer baralarda arkadaşlar bu baralarda ana harmonik gücüne ihtiyacımız yok. Çünkü ana harmonikleri temsilen ana harmonik aktif ve reaktif güçlerini bildiğimizi kabul ediyoruz. Yine aynı şekilde ana harmonik için akım eşitlikleri ancak lineer olmayan baralar için yazılır. Çünkü bu baralardaki aktif ve reaktif güç enjeksiyonunun tüm harmonik güçler için geçerli olduğu kabul yapılmıştır. Yani nonlineer baralara bağlı harmonik analizör cihazının tüm harmonik güçlerini ölçtüğünü kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu baralardaki her bir harmoniğe ait gücün değerini ayrı ayrı bilmiyoruz. Dolayısıyla bu baralarda, nonlineer baralardaki her bir harmoniye ilişkin akım denklemlerine ihtiyacımız var. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela 5. bara lineer olmayan bara kabul ettik. Bakın şimdi 5. baraya ilişkin toplama dikkat edin. P51, P55, P57 nokta nokta. Kaç tane harmonik varsa arkadaşlar bu harmoniklerin tüm güçlerini, tüm harmonik güçlerinin toplamının P5 olduğunu düşünüyoruz. Yani P5'in içinde tüm harmoniklerin güçlerinin toplamı var. Her birinin ayrı ayrı yok. Çünkü harmonik analizörü hepsinin toplamını ölçüyor aktif güçler için. Benzer şekilde arkadaşlar bu formülde dikkat ederseniz 5. barada tüm harmoniklerin reaktif güçlerinin toplamı ölçülüyor. Ayrı ayrı değil. Hepsinin toplamını ölçüyoruz. Dolayısıyla 5. baradaki her bir harmonik için ayrı ayrı bilgiye ihtiyacımız varsa bu denklem bize bunu vermez. O halde biz ne yapıyoruz? Nonlineer baralarda tüm harmonik büyüklüklerin akım değerlerini denklem olarak koyuyoruz eşitliklere. Ki amacımız, çünkü biz bunları bilmediğimiz için bilmediğimiz büyüklüğü mutlaka bir eşitlik olarak koymamız lazım. Madem bunu aktif güçte veya reaktif güçte yapamıyoruz P ve Q olarak, o zaman akım olarak yazmamız gerekiyor. Bu nedenle de arkadaşlar lineer bara için ana harmonik eşitliklerini yazmamamıza rağmen bu bahsettiğim sebep dolayısıyla lineer olmayan baralarda akımlar, ana harmonik akımları denklemlerini kullanmamız gerekiyor. Lineer olan baralarda ana harmonik akım denklemlerini kullanmazken lineer olmayan baralarda ana harmonik için akım denklemlerini kullanmaya ihtiyacı var. Çünkü güçlerden bu sonucu elde etmemiz mümkün değil. Yani arkadaşlar kısaca lineer baralarda ana harmonik bilgisizliğimizi aktif güçler üzerinden ve ana harmonik güçler üzerinden çözdüğümüz için lineer baralarda ana harmoniye ilişkin akım denklemlerine ihtiyacımız olmayacak. Fakat nonlineer baralardaki ölçüm cihazı tüm harmoniklerin toplamını, toplam gücü ölçtüğünden bu baralardaki, yani nonlineer yüklerin bağlı olduğu baralardaki akım bilgi eksikliğimizi nonlineer baralardaki ana harmonik akım denklemleri kullanarak ancak giderebiliriz. Madem güçleri tek tek nonlineer baralarda güçleri tek tek hesaplayamıyoruz, o halde bu eksikliğimizi akım üzerinden yapalım. İşte bu bahsettiğimiz arkadaşlar paragraf, yani şu görmüş olduğunuz paragrafın yazılış amacı da budur. Yani neden biz ana harmonik akımları ile ilgileniyoruz nonlineer baralarda? Bunun cevabı, bakın burada son ifadeye bakın arkadaşlar. Son ifadede ne diyorum burada? Bir eşitliğinin sol tarafındaki vektör. Bakalım arkadaşlar bir eşitliğin sol tarafındaki vektörü. Bakın dikkat edin. Şu görmüş olduğumuz ifade
nonlineer baralara uygulanan akım harmonik ifadelerini temsil etmektedir. Az önce birinci videoda bunların açık halini size göstermiştim. Evet arkadaşlar, lineer baralarda ana harmonik bilgi problemimizi ne demiştik? Bu lineer baralara bağlı harmonik analizörünün aktif gücü ölçtüğü kabulüyle düşünmüştük. Dolayısıyla bu da ne anlama geliyor? Üçüncü bara lineer bara kabul ettiğimiz için üçüncü baradaki toplam güç birinci harmonik gücü. Şu anlama gelmiyor. Tekrar tekrar bunu vurgulamakta fayda görüyorum. Biz şunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Şunu demek istemiyoruz. Birinci yani lineer baralarda diğer harmonikler yok. Ya da diğer harmonik güçleri yok. Bunu demiyoruz. Biz diyoruz ki lineer baralarda yalnızca ana harmonik gücüyle ilgileniyoruz. Diğer harmonik güçleri ilgilenmiyoruz diyoruz. Burada bir boşluk ortaya çıktı mı? Nedir o boşluk? Hocam diyelim ki ikinci bara lineer bara. Lineer barada biz neyi ölçtük? Ana harmonik gücü ölçtük. Peki bunun dışında lineer barada diğer güçler yok mu? Diğer harmonik güçler yok mu? Üçüncü, beşinci harmonik gücü yok. Elbette var. Var ama bunu güç üzerinden değil, akım üzerinden yapacağız eksikliğimizi. Yani ne demiştik az önce? Bir barada bilgi eksikliğimizi aktif güç ya da reaktif güç üzerinden giderebiliyorsak harmonik akımlarına ihtiyacımız yok. Ama aktif ve reaktif güç üzerinden gideremiyorsak o zaman buradaki bilgi eksikliğimizi akım harmonik denklemler üzerinden gidereceğiz. Madem ki biz lineer baralarda ana harmonik ihtiyacımızı aktif ve reaktif güç üzerinden çözebiliyoruz bu iki eşitlikle görüldüğü gibi arkadaşlar. O zaman bu baralarda, lineer baralarda diğer harmonik bilgi eksikliğimizi nasıl gidereceğiz? İşte arkadaşlar bunun işinle ilgili yazdığım açıklama ders notunuzda sayfa 6'da var. Bakın dikkat edin ne diyorum arkadaşlar. Lineer baralarda ana harmonik dışında kalan ne demek bu? Demek ki ana harmonikleri yukarıda hallettik. Neyle hallettik? İşte bu iki eşitlikle hallettik değil mi arkadaşlar? Yukarıdaki şunlarla hallettik. Peki lineer baralardaki diğer harmonikler ne olacak? İşte arkadaşlar burada gördüğü gibi 17 nolu eşitliğe bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın dikkat edin bu eşitlikte. Ne yazıyoruz burada? Lineer baralarda ana harmonik dışında kalan dikkat edin PN ana harmonik dışında kalan diğer harmonikler 3, 5, 7 gibi akım denge eşitliğine ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bahsetmiştim. Arkadaşlar şuradaki şunu IG'yi arkadaşlar bu IG'yi ben size denklem olarak sınavda vereceğim. Akım denklemi budur diyeceğim. Çünkü nonlineer baralardaki yükün durumuna göre G akım denklemi değişiyor. Fakat bunun için ne demiştim? Denklemi standarttır demiştim. Şimdi arkadaşlar tam da buraya geldik. Bakın dikkat edin. Standart bir akım denklemi. Bu da değişen yalnızca ne arkadaşlar? Üst indisler ve alt indisler değişiyor. Akım denklemi değişmiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki ben lineer baralarda ana harmonik dışında kalan tüm harmonikler için 17 nolu eşitliği kullanacağım. Ya da bu 17 nolu eşitliği başka türlü yazabilir miyiz? Yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü burada kompleks ifadeler var. Bunları lineer ve nonlineer bileşenlere ayırabiliriz. 17 ile 18 aynı eşitlik arkadaşlar. Biliyorsunuz bir nolu eşitlikte asla j yoktur. Hiçbir tarafında j yoktur. O halde ne vardır bir nolu eşitlikte? Reel ve sanal bileşenler vardır. O halde 17 ve 18 bir nolu eşitliği bu haliyle uygulanamaz. Ne yapıyoruz o zaman arkadaşlar? 17 nolu eşitliğin reel kısmını alıyoruz. Değil mi? O da budur. İmajiner kısmını alıyoruz. O da budur arkadaşlar. Alttaki. Yani A'nın B'nin gibi düşünebiliriz arkadaşlar bunu. A'nın B'nin gibi de düşünebiliriz. Değil mi? Evet. Burası. Tekrar özetleyecek olursak arkadaşlar. 19 ve 20 nolu eşitlikler bizim lineer baralarımızda bilgi eksikliğimiz vardı biliyorsunuz. Diğer harmoniklere ilişkin. İşte bu eksiklerimizi akım harmonikleri üzerinden giderdiğimizi gösteren eşitliklerdir. Arkadaşlar 50 Hz güç çakışında bildiğimiz gibi eşitlikleri yoktu. Aktif ve reaktif güç eşitlikleri vardı. Ve Jacobian dediğimiz şey de bu P ve Q denklemlerinin değişkenlere göre yani delta açı ve V bara gerilim geneline göre türevlerinden meydana geliyordu. Şimdi harmonik güç çakışında ise arkadaşlar elimizde akım denklemleri var. Görmüş olduğunuz gibi 19-20 bunlara bir örnek. Şimdi bunların da türevini alınması lazım. Çünkü Jacobian matrise bunların değişkenlere göre türevinin de sokulması lazım. O halde 21, 22, 23 ve 24 nolu eşitliklerde arkadaşlar 19 ve 20 eşitliklerinin değişkenlere göre türevlerini barındırmaktadır. Bunlar da standart denklemlerdir. Problemden probleme değişmez. Bunu asla unutmayalım. Ve dolayısıyla Jacobian matriste şu görmüş olduğunuz 21, 22, 23, 24 nolu eşitliklerin mutlaka yerine sokulması lazım. Ve bunların da nereye tekabül ettiğini daha sonraki açıklamalarımda size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar en son bahsettiğim akım ifadelerinin gerilim genliğine ve açıya göre türevlerinin Jacobian'lere nerelere koyulduğunu açıklamaya çalışayım. Şimdi dikkat edersen arkadaşlar bir nolu eşitliğimizde, bu da bir nolu eşitlikte, PDI, TDR, TVR, TVI gibi matrisler var. Şimdi bu matrislerde arkadaşlar bu T türev anlamına geliyor. D delta açı anlamına geliyor. İ imajiner kısım
Bakın bu da türev delta reel, türev delta imajiner, türev V ve gerilim yani reel. Şimdi türev almak için arkadaşlar biliyorsunuz bir şeyin bir şeye göre türev alınacak değil mi? Şu V harfi paydadaki değişkeni, bakın buradaki V harfi paydadaki değişkeni, D paydadaki değişkeni. Peki payda bir değişken var. Paydaki değişken ne? Bakın T türevdi. Paydaki değişken arkadaşlar bakın şuraya bakacaksınız. Paydaki değişken delta I ya da delta II. Bakın bu da öyle. Yani dolayısıyla şu görmüş olduğunuz arkadaşlar delta I ifadesi, şu ifade arkadaşlar, şu ifadenin payına konacak. Şu ifade bu ifadenin payına konacak. Paydasını zaten biliyoruz. Delta, demek ki bunu Türkçe'ye çevirecek olsak arkadaşlar bu ne demek? Delta I 5'in delta V I'ye göre türevi. Bu ne demek arkadaşlar? Şurası. Burası ne demek? Ona bakalım. Mesela burası ne demek? Delta I I'nin delta açı yani açı I'ye göre türevi demektir. Dolayısıyla herhalde arkadaşlar şuradaki TDR'lerin, TVR'lerin ne anlama geldiğini daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi gelelim kendi ders notumuza, orijinal ders notumuza. Bakın şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi deminki TDR'ler, TVR'lerin açık hali de bu. Şimdi buna bakalım arkadaşlar bu neye tekabül ediyor? Türev, evet. Demek ki burası delta IK satırında TDE'ye tekabül ediyor. Peki bu neye tekabül ediyor arkadaşlar? Gene türevde I var. Delta I satırında TDV'ye tekabül ediyor. Ne peki aynı zamanda? Reel kısmına. Çünkü orada bir TDV I vardı. TDV R vardı. Şu arkadaşlar TDV'ye tekabül ediyor. Bu TVR'ye tekabül ediyor. Peki bu ne? Şurası. Bu da arkadaşlar T ve I'ye tekabül ediyor. Herhalde bu açıklamalar bir nolu formül açıklamakta bence size yeteri kadar ipucu sağlamıştır. Evet arkadaşlar kırmızı kutu içinde göstermiş olduğumuz J1-1 ve J2-1 maddislerinin içerikleri hakkında bilgi vereceğim. Dikkat ederseniz arkadaşlar J1-1 buradaki delta 1-1 ile alakalı. J2-1 de burada delta 1 ile alakalı. Bu da J2-1 de bununla alakalı. O halde delta P satırında arkadaşlar delta P ifadesi J1-1 ile delta T1'in çarpımı artı J2-1 ile delta V1'in çarpımı artı J1-5 ile delta V5'in çarpımı. Bu şekilde birinci satırı durum değişkeni vektörüyle çarparak delta P'yi bulacağız. O halde bunu yapmamız için de mutlaka J1-1 ve J2-1'in ne olduğunu, içeriklerin ne olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi yaklaşık 25 nolu formülümüz bize J1-1'i anlatıyor. Buradaki birincisi biliyorsunuz arkadaşlar. Ana harmoniği göstermekte. J1'de neydi? P'nin delta'ya göre türeviydi. Bu ana harmonik olduğuna göre arkadaşlar hem paydaki ifadenin hem de paydadaki ifadenin ana harmoniğini almamız gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şu satırlar şuraya kadar lineer. Nereden anladık? Çünkü arkadaşlar bakın eminci bara biliyorsunuz lineer olmayan ilk baraydı. Dolayısıyla şu kırmızı kutu içinde almış olduğum şu maddesin bu parçası lineer baralara ilişkin. Fakat JM'den başlayan yani bu satırdan başlayan diğer alt satırlarsa non-lineer baralara ilişkin. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk satırda yer alan P2 gücü ne demek? İkinci baraya ait aktif güçlerin toplamı. Peki tüm harmonikler mi? Hayır. Biz ne demiştik? Şu kırmızı kutu içinde olan baraların hepsi lineer bara olduğu için lineer baralardaki aktif güçten kastımızın ana harmonik aktif gücü olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla P2'nin üzerine aslında 1 yazmamız gerekirdi arkadaşlar. Buraya 1 yazmamız gerekirdi. Ama bu gerçeği bildiğimiz için buraya 1 yazmadık. Aslında buraya 1 yazsak hata yapmış olmayız arkadaşlar. Hepsine aynı şekilde arkadaşlar buraya da hepsine 1 yazmamız lazım aslında. Fakat bu gerçeği bildiğiniz için hepsi 1 olacak. Yazmamışım ama 1 olduğunu düşünün. Nereye kadar arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz kırmızı kutunun son satırı. Yani büyük M-1'e kadar tüm satırlarda P gördüğümüz yere üstüne 1 olduğunu unutmamamız lazım. Peki delta P2 bölü delta 2-1. Delta 2-1 ne arkadaşlar? İkinci baraya ait birinci harmonik geriliminin açısı. Şimdi dikkat ederseniz delta 2 1'den başlamıyor. 2'den başlıyor. Sebebi ne? Çünkü biz delta 1-1'i biliyoruz. Delta 1-1 0 derece. Niye? 50 Hz güç akışında kemanı silek bara kabul edersek silek baranın açısını, gerilim açısını daima 0 alıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla delta 1-1 burada yok. Nereden başlıyoruz arkadaşlar? Delta 2-1'den başlıyor. Nereye kadar? Tüm baralar bitinceye kadar. Aynı şekilde P3 için bunları konuşacağız.
O halde şu arkadaşlar okla göstereyim. Bu kutunun son satırı burası. Delta P büyük M eksi 1 bölü delta 2 1 olacak. Peki şu eleman hangisi olacak arkadaşlar bu eleman? Delta P büyük M eksi 1 bölü delta N 1 olacak. Peki bunun altındaki satırlar ne olacak arkadaşlar? Bakalım şimdi şuraya. Buradan itibaren ne olacak? Arkadaşlar buradan itibaren nonlineer baralar başlıyor. Nonlineer baralara göre artık bu işlemi anlatmamız gerekecek. Arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi kırmızı kutu için aldığım bu satırlar nonlineer baralara ilişkin satırlar. Bunu unutmayalım. Ve dikkat ederseniz bu satırlarda P'nin üzerine 1 koymuşum. Bakın bu satırlarda P'nin üzerinde 1 yok. Burada P'nin üzerinde hepsinin üzerinde 1 var. Neden? Çünkü nonlineer baralarda harmonik ölçüm cihazı tüm harmoniklere duyarlı. Dolayısıyla benim eminci baradaki tüm aktif güç denklemlerimde yalnızca ana harmoniye ilişkin aktif güçlerin türevlerinin delta 2 1'e götürevini alacağım. Mesela buraya ben delta M2 bölü delta D2 1 yazamam. Çünkü bakın dikkat edin şurada 1 var. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada 1 var. Burada 1 yazdığı için benim bütün bu matriste arkadaşlar birinci harmoniyi almam lazım. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz satırdaki şu PM1 elemanı aslında PM dediğimde ne anlayacak arkadaşlar? P5 nedir? Mesela 5'e 5. baraya nonlineer bara kabul edelim. Büyük M kabul edelim. P5 neye eşitti? P5 eşittir. P5 1 artı P5 3 artı P5 7 şeklinde devam ediyordu. Dikkat ederseniz bu eşitliği PM'de yerine koyacak olursam bu eşitlikte P5'in P5'in buradaki alttaki 5 bara numarası, üstteki 5 harmonik numarasının delta 2 1'e göre türevi yok burada. Çünkü yalnızca burada birinci harmonik aktif gücünün delta 2 1'e göre türevi var. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi J2 1 için yapalım. J2 1 tekrar burada 1 var bakın arkadaşlar. Bu da 1. Yani demek bu birinci harmoniye ait. Bunun dışında birinci harmonik dışında harmonikle ilgilenmiyoruz demektir. Demek ki 26 eşitliğinde birinci harmonik dışında harmonik yok arkadaşlar. Şimdi bakalım P2 1 gene bu da 1 yok üstünde. Neden? Şu kırmızı kutu içindeki arkadaşlar hepsi lineer baralar. Dolayısıyla bunun üzerine 1 yazmamıza gerek yok. Ne zaman 1 başladı arkadaşlar? Bakın dikkat edin. 1 bu satırdan itibaren başladı. Üstteki 1'ler dikkat edin. Çünkü bu kırmızı kutu içindeki tüm harmonikler lineer olmayan baralar ve lineer olmayan baralarda birinci harmonik dışında 3, 5, 7. harmoniklerde olduğu için dolayısıyla buraya 1 yazmak zorundayım. Çünkü P, bu M'ye 5 dersem P5 içinde P5 1 de var, P5 3 de var, P5 5 de var. Ben hangisiyle ilgileniyorum? Yalnızca buradan P5 1 ile ilgileniyorum. Dolayısıyla arkadaşlar değişen ne? 25 ile 26'nın farkı ne? Burada delta M'ye göre türev alıyorum. Burada delta B'ye göre. Yani yukarıda açıya göre türev alıyorum. Aşağıda bara gerilim genine göre türev alıyorum. Şimdi de arkadaşlar bir nolu eşitlikte J1 5'e bakalım hep beraber. Şimdi dikkat edin arkadaşlar J1 5'in açık hali bu. J1 zaten neydi? P'nin delta'ya göre türeviydi. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar yukarıdakinden farklı olarak bakın burada 1 var. Burada 5 var. Çünkü artık biz 5. harmoniye göre türev alacağız. Şimdi P5 5 arkadaşlar. Bakın şimdi şu görmüş olduğumuz üst kutuda daha doğrusu lineer baralar. Buraya kadar lineer baraydı biliyorsun PM'e kadar. Baralara bakın arkadaşlar. Buralarda ne yok? 5 yok. 5 yok çünkü neden? P2 deyince ne anlayacaktık biz? İkinci baradaki birinci harmonik gücünü anlayacaktık. Dolayısıyla biz burada problemimiz 5. harmonik güç olduğu için arkadaşlar bu P2'nin 5. harmonik gücü bu P2'nin içinde yok. Dolayısıyla olmayan bir değerin delta 1 5'e göre türevi 0 olur. Bakın dikkat edin arkadaşlar. İlk eleman 0. Çünkü tekrar özetleyelim arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz türev alt türevde P2 arkadaşlar bakın P2 şu görmüş olduğunuz P2 değeri yalnızca ana harmoniyi içerdiği için bizde 5. harmoniye göre türev aldığımız için ve lineer baralara bağlı harmonik ölçüm cihazının ana harmonik dışındakileri ölçmediği ve dolayısıyla P2'nin yalnızca ana harmonik güçlerinin toplamı olduğunu bildiğimize göre bunun içinde 5. harmonik olmadığı için 5. harmoniye ait herhangi bir genlik ya da açının türevinin 0 olması kaçınılmaz. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin. Bu kırmızı alanı tekabül eden bunun gerçek değerleri bakın hepsi dikkat edin. Hepsi 0. Dolayısıyla şu matris birdenbire bizim için bol sıfırlı bir matrise dönüşmüş oldu. 5. harmonik için konuşalım. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru inelim. Şu anda şuradayız. Bakın buradayız. Şu anda kutu neyi gösteriyor arkadaşlar? Lineer olmayan baraları gösteriyor. Şu PM-1 bu bölgeye ait biliyorsunuz. PM-1
Neyi tekrar? N5 ise 4 demektir. 4 de biliyorsunuz 5 baralı sistemde 5. bara non-linear ise ilk 4 bara lineer baraydı. Dolayısıyla bu satır da az önceki çekimdeki kutu yanlış arkadaşlar. Az önceki kutuyu ben size şöyle göstermiştim. Böyle göstermiştim. Hayır, bu yanlış, böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Ben bir M gibi gördüm bunu. Şu halde bu kutu içindeki arkadaşlar lineer ve dolayısıyla bizim için bunun karşılığı olan sütundaki elemanların hepsi sıfır. Şimdi arkadaşlar gelelim non-linear baraya, yani şuraya. M biliyorsun non-linear baranın iç şeyi. Şimdi PM'nin arkadaşlar içinde 1, 3, 5, 7 var mı? Var. Dikkat ederseniz 5'e göre türev alırken, bakın izleyin şimdi arkadaşlar buraya. 5'e göre türev alırken bakın dikkat edin. PM 5'in delta 1 5'e göre türevini aldım. Neden? Çünkü PM'in içinde 3 de var, 7 de var ama türev 5. harmoniye göre alındığı için arkadaşlar PM'in içinde yalnızca 5. olanını alacağım. Çünkü diğerlerinin mesela PM 7'nin delta 1 5'e göre türevi 0. PM 9'un delta 1 5'e göre türevi 0. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz PM'in içinde yalnızca PM 5 olan bileşenlerinin delta 1 5'e göre türevi alınacak. Benzer şekilde arkadaşlar burayı da böyle yaygınlaştırabiliriz. O halde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kutu içinde elemanlar en azından ezbere şu sıfırdır diyemiyorum. Şurayı da biraz daha küçülteyim. Sıfırdır diyemiyorum. Bunların arkadaşlar türevli alınması lazım. Sıfır olanlar olabilir, olmayanlar olabilir ama mutlaka incelemek gerekiyor. Ama dikkat ederseniz bu bölgede hiç incelemeye gerek olmadan hepsine sıfır yazdım. Çünkü biliyorum ki bunlar lineer baradır. Lineer baralarda da ana harmonik dışında harmonik yok. Şimdi arkadaşlar artık bu matristen şuraya dönüşü yaptık. Tamam, buraya geldik. Şimdi buradaki matrisin her bir elemanlarının değerini bulmamız gerekecek yazılım olarak, değil mi? Dolayısıyla benim PM5'i bilmeliyim ki PM5'in delta 1 5'e göre türevini alayım. Çünkü aşağıdaki sayı tek bir sayı ama PM5 dediğim şey bir denklem. Dolayısıyla arkadaşlar PM5 örneğin. Gelelim buraya. Şimdi hedefimizi gösterdik. Buradaki elemanların türevini almak istiyoruz, değil mi? O halde benim önce PM5'e bakmam lazım. Şimdi arkadaşlar buradaki i neydi? Buradaki i'den kastımız neydi? Bara numarasıydı. K'dan kastımız ne? Harmonik numarası. Şu halde bakacak olursak arkadaşlar buraya. Şuraya mouse gözükmüyor biliyorum. Buraya bakacak olursak burada 5 var. Demek ki buradaki k yerine 5 gelecek. Bu ne anlama geliyor? Eğer bizim için i de 5 ise 5 olmasın, farklı yapalım. 6 ise diyelim ki 6'da non-linear baramız olsun. 6 numaralı baranın 5. harmoniye göre türevi alırken V65 gibi bütün bu ifadeleri denklem olarak yazacağız. Zaten bu denklem bizde var, yalnızca farklı olan ne? Bakın bu formülü daha önceden biliyorduk. Farklı olan şu. Lineer baralardaki Jacobian'ı bulurken buradaki ifadeler 1'di ve dolayısıyla biz ana harmoniye ilişkin Y bar adsak maddesinin elemanlarını kullanıyorduk. Fakat G, I, J, K ve B, I, J, K'yı nereden bulacağız? K'ncı harmoniye ait Y bara admisas maddesinin elemanlarından bulacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bütün bunlar bildiğimiz eşitlikler. Yalnızca değerleri farklı. Yalnız şunu da unutmayalım. Ben söylemeyi unuttum size. Daha önceki sayfalara geri döneceğim müsaadenizle. Burada bir uyarı vardı. Uyarıyı dikkate almayı unuttum. Bakın uyarı şu arkadaşlar. İterasyonun başlangıcında arkadaşlar biliyorsunuz bir delta 1, 1'i 1 alıyoruz. Ya da belli bir sayalım fark etmez. Delta 1, 1'de 0 alıyoruz. Bu iki değer arkadaşlar biliyorsunuz. Şurada göstereyim. Bu iki değer. Arkadaşlar bu ve bu küçük akışı boyunca değişmiyor. Fakat bunlar, bakın bunlar arkadaşlar, bunları salladık. Neler bunları salladık? Şu ifadeleri salladık. Bu ne demek arkadaşlar? Harmonik gerilimgenliği. Bu H1 olmaz biliyorsunuz. 3 olur, 5 olur, 7 olur. Demek ki harmonik gerilimgenliklerini güç akışı, harmonik güç akışında sallarken 0-1 olarak sallıyoruz. Harmonik açılarında gene burası H1 olamaz. Birden farklı harmonik olacak. 0 sallıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar güç akışına başlarken şu bahsettiğimiz, şurada görmüş olduğum VJK'lar, VİK'lar 0-1 olacak. Buradaki K biliyorsunuz 1 değil. 1'den farklı bir büyüklük. Dolayısıyla güç akışı programı bu formülü hesaplamaya geldiği zaman salladığımız bu değerleri formülde yerine koyacak. Peki bunları ne yapacak? Görmüş olduğunuz elemanı ne yapacak? K'ncı harmoniye ait bar adsak maddesinden çekecek. Aynı şekilde bunu da öyle. K'ncı baraya ait bar adsak maddesinden çekecek. Bunları da sallamış mıydık? Delta IJK ne demekti? Delta i k eksi delta j k'ydı. Buna da salladık 0-1 olarak. Tabi radyon olarak salladık. O halde güç akışı programında buraya geldiğimiz arkadaşlar satırda burada bilmediğimiz hiçbir eleman olmadığını göreceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar alttakine bakalım. Bu da reaktif güç biliyorsunuz. Tek fark ne? Formülleri değişik. Mantık gene aynı. Dolayısıyla 27A ve 27B'yi arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz PM ve Q ifadelerinde. Bu da Q yok. Bir arka sayfada o. Yerine koyacağız. O halde arkadaşlar toparlayacak olursak
Bakın şu işlemi ben yapmak istiyorsam artık şu görmüş olduğumuz denklemin türevini alacağım. Bakın almış hali var mı burada arkadaşlar? Bakın almış hali burada var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da standart formüller mi? Standart formüller. Bakın dikkat edin. Evet, hepsi bunların arkadaşlar. Bunların her biri şu görmüş olduğumuz denklemin türevleri. Aynı şekilde burası da öyle. Görmüş olduğumuz denklemin türevi arkadaşlar. Neye göre türevi? İkisi de J1 arkadaşlar. J1KII, J1KIJ. O halde şu görmüş olduğumuz formül ilgili alt matrisin ana köşegenleri için kullanılacak. Bu görmüş olduğumuz formül ise ilgili alt matrisin köşegen dışı yani off diagonalları için kullanılacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada PK'nın üzerinde 5 var. Demek ki 5. hamlekle ilgileniyorum. Bu ne anlama geliyor? Az önceki bilgilerimizi kullanacak olursa bakın dikkat edin. P2'nin V1 5'e göre türevi arkadaşlar izleyin. Bakın ne olmuş? 0. Neden 0 oldu? Sebep şu. P2 lineer bir bara. Lineer bara da 5. harmonik işlemleri yapılmaz. Çünkü lineer bara da 5. harmonik denklemlerini göz önüne almadık. Defalarca bunu söyledim. Dolayısıyla P2'nin içinde 5. harmonik güçleri olmadığı için ana harmonik dışında hangi harmoniye göre türev alırsanız ister delta'ya göre 5. harmoniye ya da gerilim genliğinin 5. harmonik hepsi sıfır olur. Gerçek olursanız bakın dikkat edin. Şu görmüş olduğumuz kutu lineer baralarda. Az önceki J1-5 gibi arkadaşlar. Hepsi sıfır. Peki bunlar direkt niye sıfır yazamadım? Bazıları sıfır olabilir ama ezbere sıfır yazamıyorum. Çünkü arkadaşlar şu görmüş olduğumuz satırdan itibaren burası nonlineer bara. Nonlineer bara olduğu için arkadaşlar şu PM'in içinde 1, 3, 5 gibi, 7 gibi tüm harmonikler var. Benim alacağım türev 5. harmonik türev olduğu için o halde burada ben P5, PM5'in türevini alacağım. Hep dikkat edin arkadaşlar hepsi PM5. Halbuki PM'in içinde 7 de vardı ama türevimiz 5. harmonik olduğu için hepsinin altında dikkat edin arkadaşlar hepsinin üzerinde 5 var. Bakın dikkat edin. Hepsinin üzerinde 5 var. Çünkü buradaki harmonik numaramız 5. Tahmin ediyorum olayı anladınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son J2-5'te kalmıştık. J2-5'teki arkadaşlar elemanlardan bir tanesi mesela bu olduğunu kabul edecek olursak ne demek bu? İlk nonlineer baradaki 5. harmonik güç eşitliğinin 1. baraya ait 5. harmoniğine göre türevi anlamına geliyor. Dolayısıyla ben V1-5 bir adet değişken fakat PM5 bir denklem. O halde az önce J1'de kalmıştık. Şimdi J2'nin ifadesine bakalım arkadaşlar. P ifademiz buydu biliyorsunuz. Bunun az önce P'nin delta göre türevlerini söylemiştik. Yani 27C ve 27D formüllerini. Şimdi ise 27E formülüne bakalım arkadaşlar. 27A formülünün bu formülün arkadaşlar. V'ye göre türevini alacağız. İşte o görmüş olduğunuz ifade de bu. Demek ki arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ifade bize nerede lazım olacak? Şu görmüş olduğunuz ifadeyi almakta lazım olacak. Çünkü neden? Bu P'nin V'ye göre türevi. O halde 27E'yi 28 eşitliğini hesaplamakta kullanacağız. Şimdi arkadaşlar her harmonik için tek tek bunu yapmak yerine bu görmüş olduğunuz ifadenin genelini aşağıya yazdım arkadaşlar. Bu ne söylüyor bize? Numaralı harmonik hariç diğer kalan tüm 3, 5, 7, 9, 11 neyse bunların genel hali arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi aynı mantığa göre düşünecek olursak şu görmüş olduğumuz lineer bara türevlerinin her birinin bu karşı taraftaki türevi bakın dikkat edin arkadaşlar 0. Ne zaman nonlineer baraya geçersek geçtiğimiz yerde şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ifade arkadaşlar şurada PMH var biliyorsunuz. Hangi harmonikse onun karşı olan ifadelerin bu da 0'dan farklı olduğunu görüyoruz. Bu ifadelerin 0'dan farklı olduğu kesin mi? Bunların hepsi 0'dan farklı olduğu kesin arkadaşlar. Fakat bunlar hepsi kesin. Eğer ilgili barada ilgili harmonik yoksa o zaman bunların bazıları 0 olabilir. Ama bu problemden probleme değişeceği için genel olarak bu elemanın hepsinin veya herhangi birisinin 0 deme hakkımız söz konusu değil. Arkadaşlar şimdi de 27E ile 27F formüllerine bakalım. Ne fark var? İkisi de gördüğünüz gibi arkadaşlar P'nin V'ye göre türevi. Bakın bu da öyle P'nin V'ye göre türevi. Fakat bu II ne demek arkadaşlar? J2K, K harmonik neyse 5, 7, 9. Bunun ana köşegen elemanları sağ taraf arkadaşlar. Yani Jacobi'nin ana köşegen elemanları. Buna bakalım arkadaşlar. Bu ise EJ. O halde şu görmüş olduğumuz eşitliğin sağ tarafı ise ilgili Jacobian maddesinin off diagonal yani ana köşegenin dışındaki elemanların bulunduğu formülasyon. Peki bunlar nedir? Bunlar da arkadaşlar J3 ifadesi. J2 ile J3'ün farkı neydi?
J2 aktif gücün gerileme göre türeviydi. J3 ise arkadaşlar reaktif gücün delta'ya göre türevi, açıya göre türevi. Aynı yukarıdaki yaptığımız eşitlikleri aynı Q yani reaktif güç eşitleri içinde yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi de J3 alt matrislerine bakalım. J3 ne demekti? Q'nun delta'ya göre türeviydi arkadaşlar. Şimdi J3'ün burada 1 yazdığına göre arkadaşlar demek ki biz birinci harmonikle ilgileniyoruz. Dolayısıyla birinci harmonikle ilgilenmemize göre bu matrisin sağ tarafındaki tüm elemanlar hepsi birinci harmonik olmak zorunda. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şurada hiç 1 falan yazmıyor. Neden yazmıyor sevgili arkadaşlar? Çünkü şuraya kadar bakın şuraya kadar hepsi lineer bara. Lineer bara olduğuna göre bizim aktif reaktif güç ölçen cihazımız birinci harmonik dışındaki harmonikleri göz önüne almıyordu. Dolayısıyla benim buraya 1 yazmakla yazmamak arasında bir fark yok. Aslında siz buraya 1 yazabilirsiniz. Yani buraya 1 yazmış olsaydınız bir hata olmayacaktı. Yani az önce V için konuştuğum gibi arkadaşlar buradaki her birinin üstünde 1 var aslında. Şurada 1 var. Aynı şekilde burada da 1 var. Aynı şekilde burada da 1 var. Fakat yazmıyorum. Niye yazmıyorum? Çünkü biliyorum ki bu kutu içindekilerin hepsi lineer baralar ve lineer baralarda aktif reaktif güçlerin hepsi birinci harmonik içeriyor. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin. Delta M1 yani M'inci baraya ait birinci harmonik. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Delta 1-1 yok. Niye? Çünkü delta 1 bizim için referans baraydı. Delta 1-1 de biz de sayma 0 alıyorduk. Şimdi delta 2-1 var diyeceksiniz arkadaşlar. Delta 2-1 nasıl olabilir arkadaşlar? Eğer ikinci baramız PV barası ise. PV baralarında biliyorsunuz arkadaşlar neyi biliyorduk? V ve P'yi biliyorduk. Delta'yı bilmiyorduk. Dolayısıyla ana harmonik bile olsa ikinci baraya ait yani PV barasına ait. Diyelim ki birinci bara keban barası diyelim. İkinci bara diyelim ki Adapazarı'daki termik santral barası olsun. Bunun biz birinci harmonik değerini yine bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü PV baralarında delta değerleri bilinmezdi. Güç akışı bittikten sonra bulunur. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim nonlinear baralara arkadaşlar. Şimdi nonlinear baralar biliyorsunuz birden çok harmonik içeriyordu. Ama ben birinci harmoniğe göre türev aldığım için. Çünkü şurada bir var dikkat ederseniz arkadaşlar. Bakın şurada bir var. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki elemanların her biri birinci harmoniğe göre nonlinear bara olsa birinci harmonik eşitliğine göre türevler alınacak. Üçüncü ya da beşinci harmoniye göre alınmayacak arkadaşlar. Şimdi buradaki elemanların her birinin nasıl hesaplanacağına bakalım arkadaşlar. Bundan değeri nasıl hesaplayacağım ben? Paydadaki delta 3 biliyorsunuz bir değişken. Fakat paydaki delta q n artı 1 ya da pay ifadelerinin her biri bir eşitlik arkadaşlar. Bu eşitlikten nerede? Şu arkadaşlar. 27.b eşitliği. Artık az önce göstermiş olduğumuz maddesinin tüm elemanlarının türevlerini arkadaşlar şu görmüş olduğumuz eşitlikleri kullanarak hesaplayacağız. Bakın dikkat edin bunların hepsine Q'nun V'ye ya da delta'ya götürebilir. O halde bütün bu eşitlikler şu anda şunu kapatayım da diğerleriyle karışmasın istiyorum. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar eşitlikler kesinlikle Q barasını hesaplamak için kullanılacak. Bunu asla unutmayalım. O halde arkadaşlar görmüş olduğumuz kırmızı kutu içindeki tüm denklemleri görmüş olduğumuz matris içinde kullanacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar bu matris elemanlarının sıfır olup olmadığını. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yukarıdaki matriste P ile ilgili hatırlarsanız P ile ilgili matriste bir kısım elemanlar sıfır oluyordu. Bir kısmı olmuyordu. Dikkat edin. Bakın bunlar sıfır. Şimdi aynı şeyi burası için niye yapmadık? Niye bunun sağ tarafında sıfırlar yok? Niye lineer nonlineer diye ayırmadık? Sebebi gayet basit arkadaşlar. Buradakilerin her biri şu görmüş olduğunuz üst tarafın her biri lineer bara olduğu için ve ana harmonik içerdiği için ve alttakiler de anharmonik içerdiği için şunların hangisinin sıfır olduğunu ezbere bilmemiz mümkün değil. Peki burada durum nasıl? Buradaki durum nasıl? Bunlar zaten nonlineer. Bunlar da yukarıda gördüğünüz gibi nonlineer elemanların hiçbirini ezbere sıfır yazamıyorduk. Ama burada yazabildiğimiz yerler sıfır yazabildiğimiz yerler üst taraftı. Bakın dikkat edin üst taraftı. Fakat buradaki üst taraftaki elemanların her biri birinci harmonik olduğu için paydadaki birinci harmonik olduğu için sağ taraf matrisin sağ tarafında şuraya bir matris yazsaydık bunları sıfır kesinlikle yazamayacaktık. Bu nedenle arkadaşlar bu matrisin sağ tarafına daha kısaltılmış halini yazma şansımız söz konusu değil. Peki şimdi de arkadaşlar dördüncü matrise bakalım. J4'e bakalım. Yine anharmonik için arkadaşlar dikkat edin. Bakın yine bir anharmonik. Bu da anharmonik. Dolayısıyla tekrar arkadaşlar ikiye ayırdık matrisi. Lineer ve lineer olmayanlar şeklinde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de J3-5'e geçelim. Az önce J3-1 yapmıştık arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Ve sağ tarafında bunun yeni bir matris yok. Ve bazıları sıfır demiyorduk. Çünkü gördüğünüz gibi hepsi anharmonikti. Fakat J3-5'e geçtiğimiz arkadaşlar bu durumda harmonik sayımız anharmonik değil. 5 oldu bakın dikkat edin.
Şimdi tekrar maddesi artık öğrenmiş olmanız lazım. İki parçaya ayırıyoruz. Lineer baralar ve nonlineer baralar. Bakın lineer baraların hepsinin sağ tarafta sıfır olduğunu dikkat edin arkadaşlar. Hepsi sıfır. Neden sıfır? Aslında biliyor olmanız lazım. Görmüş olduğunuz gibi şu görmüş olduğunuz yer lineer baralardı ya arkadaşlar. Lineer baralardı şuraya kadar. Bu lineer baralarda harmonik ölçen cihaz neye duyarlıydı? Ana harmoniye duyarlıydı. Dolayısıyla bunun üzerinde aslında her birinde 1 var değil mi? 1, 1, hepsi 1. Üstünde 1 var. Altta ne var? 5 var. Yukarıda 1, altta 5 varsa arkadaşlar bu durumda ne demektir? İlgili barada 5. harmonik ölçülmediği için, ölçülmeyen diğeri göre türev de 0 olacağı için bunların hepsi 0 olacak demektir. Peki aynı şeyi nonlineer bar için söyleyebilir miyiz? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğumuz maddesin alt tarafı şurası. M'den N'ye kadar. Yani diyelim ki bizim 6 tane toplam baramız var. 5. ve 6. baralar nonlineer olsun. O halde M5, N'de 6 olacak. Şimdi bu arkadaşlar QM'nin içinde kaç tane harmonik vardı? Nonlineer bar olduğu için 1, 3, 5, 7, 9 gidiyordu değil mi? Türevi neye göre alacağız? 5. harmoniye göre alacağız değil mi? Peki payda ne var? QK5 var. Şimdi o halde arkadaşlar dikkat edin. Bakın burada şu Q'nun içinde şu elemandan bahsediyorum. Kutu için alayım. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz elemanda QM5, bakın QM kaç tane harmonik içeriyordu? Çok. Ama birçok harmonik içeriyordu. Fakat ben 5. harmoniye götürüp alacağım için Q eşitlikleri içinde 5. harmoniye ait olan eşitliklerin delta 1,5'e göre türevini alacağım. Geri kalan QM3, QM7 bunların içinde yok. Çünkü yukarıdaki 7, aşağıdaki 5 olduğu zaman ilgili harmoniye göre türev 0 olduğu için zaten diğerleri 0 olduğu için göz önüne alınmayacak. Gördüğü gibi arkadaşlar bunların içinden bazıları 0 olabilir bakın. Bazı elemanlar 0 olabilir. Fakat bu problemden problemi değişeceği için biz hangisinin 0 olduğunu bilemeyeceğim için herhangi birisine 0 yazmadık. Ama bu elemanların her biri istisnasız 0 arkadaşlar. Şu kutu içinde aldığım elemanların her biri istisnasız 0. Problemden probleme kesinlikle değişmez. Bakın arkadaşlar aynı şey Q4-5 için geçerli. Dikkat edin. Yukarıdaki delta'ya göre türev alıyorduk. Delta 5'e göre. Bu V5'e göre türev alıyor. Dolayısıyla bakacak olursanız sağ taraflar yani şu görmüş olduğunuz maddesinin sağ tarafı aynen aşağısı için de geçerli olacak. Üst taraflar 0, alt taraflar 0'dan farklı. 0'dan farklı demek hepsi 0'dan farklı olacak demek değil ama biz ezbere bunlar hakkında karar veremeyiz demektir arkadaşlar. Sonuç itibariyle arkadaşlar her biri için tek tek yapmak yerine gördüğünüz gibi birinci harmonik dışındaki tüm harmonikler için genel bir ifade kullanmışım burada. Bu da gördüğünüz gibi lineer olan baralar, lineer olmayan baralar şeklinde ayrıldığında arkadaşlar buraya kadar bunlar biliyorsunuz lineer baralar. Hepsi görüyorsunuz sağ tarafta 0, şurası 0. Nonlineer bara bakalım arkadaşlar. Her birinin hangisinin 0 olduğunu bilemediğimiz için her biri için herhangi bir elemanı 0 yazamıyoruz gördüğünüz gibi. Yine burada H harfi var. Buradaki H'den kasıt 7 ise buradaki H 7. Peki nonlineer baralarda 7. harmonik dışında harmonik var mıydı? Var. Ama paydadaki ifadede 7 olduğu için buradaki H7 diyelim. Yukarıdaki 5. harmoniğin 7. harmoniğe göre türevi 0 olduğu için QM7'yi veya QM9'u hesaplamalara katma şansımız kesinlikle yok. Evet arkadaşlar bu haftanın son maddesini de Q4H'ye ayırmış olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki H'den kastımız bir tek harmonik ama birden farklı. Mesela bu H7'i 1 yazamazsınız. Bu H ne olabilir? 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir ama aynı anda 3, 5, 7 de olmaz. Herhangi bir harmonik alacaksa diyelim ki 7 alalım. H 7 olsun. Şu halde arkadaşlar lineer baraların içinde 7. harmonik var mı? Bunların içinde 7. harmonik var mı? Yok. Niye yok? Çünkü bizim lineer baralarımızda ölçen cihazın hepsi ana harmoniği ölçüyordu. Dolayısıyla bunun hepsi sağ tarafa yansıması nasıl olacak arkadaşlar? Sağ tarafa yansıması. Hepsinin 0 olarak yansıyacak şuraya kadar. Doğru mu? Peki geri kalan kısma bakalım. Buraya bakalım şimdi arkadaşlar. Nonlineer baralar. Nonlineer baralardaki harmonik ölçüm cihazı tüm harmoniklere duyarlı mıydı? Duyarlıydı. Ama bizim istenen şey bu da hangisi? Yalnızca H'inci harmonik. O halde Q'nun içinde ana harmonik dışındaki tüm harmoniklere göre türev almamıza gerek yok. Çünkü bizde sipariş edilen harmonik diyelim ki H7 ise 7. harmonik. Dolayısıyla şuradaki QM-1 üzerinde aslında 7 var. Bakın gördüğünüz gibi buraya yazmışım arkadaşlar. Bu aslında burada 7 var. 7. harmonike ait reaktif gücün V1-7'ye göre türevi. Mesela burada Q'nun delta QM'in içinde 9. harmonik var ama paydadaki ifade 7. harmonik H yerine 7 olduğu için şuradaki 9 bile olsa 0 olacağı için yalnızca payda 7. harmonik Q'su paydada da 7. harmonik V'ler olacak. Bu açıdan bakıldığında sağ taraf için ezber olarak şu eleman kesinlikle 0'dır diyemezsin. Evet bu haftaki videomuzda tanımlamış olduk. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.